660. tarihi Kırpınar Yağlı Güreşleri, baş pehlivanlık final güreşinde rakibi İsmail Koç'u mağlup ederek ardı ardına ikinci altın kemere uzanan Ali Gürbüz, 2021 yılı Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı oldu. Ali Gürbüz, şehirden ayrılmadan önce geleneksel veda ziyaretini Belediye Başkanı Gürkan'a yaptı. Selamünaleyküm. 2021 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin baş pehlivanı Ali Gürbüz'ü bir kez daha tebrik eden Belediye Başkanı Recep Gürkan, 1997'den beri Ahmet Taşçı'dan beri altın kemeri alan pehlivan yok. Bir baş pehlivana da ebedi altın kemeri vermek isterim, arzu ederim dedi. Ali Gürbüz 660. Kırpınar'ın en önemli favorisiydi. Baş pehlivanlığı alması birçok kişi için sürpriz olmadı, onu söyleyeyim öncelikle. Tebrik ediyorum ama tabii zor bir finaldi, zor bir finaldi, onun farkındayız. Hatta genel başkanımızla beraber seyrediyorduk, meclis başkanımız falan. Dedim ki ilk defa hani böyle boyu boyuna derler ya, Ali ilk defa finalde boyu boyuna bir rakiple karşılaştı. Ali Gürbüz'ün bu üst üste ikinci şampiyonluğu oldu. 1997'den beri, Ahmet Taşçı'dan beri altın kemeri alan pehlivan yok. Ali Gürbüz'ün önünde de bir basamak kaldı. İnşallah artık Edirne'nin kurtuluşunun 100. yılında 661. Kırpınar'da da baş pehlivan olmasını temenni ediyoruz. Ben de belediye başkanıyken ağaya verdim, iki tane altın kemer verdim. Bir baş pehlivana da ebedi altın kemeri vermek isterim, arzu ederim. İnşallah. Biliyorsunuz 658. Kırpınar'ı 2019 yılında yaptık. 2020'de 659. Kırpınar'ı pandemi nedeniyle yapamadık. Şimdi hem Ali Gürbüz'ün hakkını korumak, aynı şekilde Kırpınar Ağası Seyfettin Selim'in de hakkını korumak için belediye meclisinde bir karar aldık ve o yılı dondurduk. Yani bir anlamda yok saydık. Çünkü araya giren bir yıl hem ağanın 3 dönemini hem pehlivanın 3 dönemini etkileyebilirdi. Bazıları şunu söylüyor bana dünden beri sosyal medyada. İşte o yılı da varsayıp bu yılı niye 3 kabul etmiyorsunuz? O zaman pehlivana haksızlık yaparız. Çünkü güreşmediği yılın ödülünü vermiş oluruz. O da Ali Gürbüz'e yakışmaz. O da Ali Gürbüz'e yakışmaz. O bu altın kemeri alacaksa, ki inşallah alır, bileğinin hakkıyla almalı. Ben de öyle inanıyorum. Kırpınar'ın 660 yıldır yapılan çok önemli bir gelenek olduğuna dikkat çeken baş pehlivan Ali Gürbüz de, "Hedefim altın kemerin ebedi sahibi olmak. Babamın yarım kalan hikayesini mutlu sonla tamamlamak," dedi. 660 yıldır yapılan çok önemli bir gelenek Edirne Kırpınar. Bizim tarihimiz, örfümüz, adetimiz. Bu sahalarda Keladişoların, Koca Yusufların, Adalelilerin yaptığı sporu temsil ediyoruz günümüzde. Bu bizim için çok büyük bir gurur. Böyle önemli bir sahada baş pehlivan olduğum için tekrardan çok mutluyum. Hedefim tabii ki de seneye de baş pehlivan olup altın kemerin ebedi sahibi olmak. Hem Antalya'ya tarihinde ilk defa ebedi olarak kemeri götürmek, hem de babamın yarım kalan hikayesini mutlu bir sonla tamamlamak.